Merhabalar sevgili dinleyiciler. Nokta Manşet Voleybol Podcast programının 2022-23 kulüp sezonu serisinin yeni bölümüyle beraberiz. Bu seride ben Elif. Ben Aytu. Ben Temmuz. Takımlarımızın Sultanlar Ligi, Kupa Voley ve uluslararası arenalardaki mücadelelerine tanıklık ediyoruz. Bu bölümde Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmalarını konuşacağız. Eczacıbaşı Novara ve Fenerbahçe Vakıfbank maçlarını değerlendireceğiz. Değerlendirmelerimize başlamadan önce Eczacıbaşı Novara maçından sonra alınan o acı haberi biraz anmak istiyoruz. Novara'nın ve İtalya'nın genç oyuncusu Giulia Ituma'nın vefat haberi maçın ertesi sabahı tüm voleybol camiasını şok etti. Kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi, sevdikleri ve arkadaşları olmak üzere tüm voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz. Eşleşmelere geçecek olursak Eczacıbaşı Novara eşleşmesiyle başlayalım. Eczacıbaşı Novara serisinde Eczacı birinci maçı 2-0 geriden gelip 3-2 kaybetmişti. Evinde oynadığı maçı da ikinci rövanş maçını da 3-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu. Aslında 2-0 geriden gelip maçı 5 sete taşımak zor bir şeydi. Zoru başardı aslında Eczacıbaşı. Yani kendi kendini bu zor duruma sokmuş olsa da bir avantajı elde etmişti. Yani final yolunu çok riske atmamıştı. Ama ikinci maç çok daha iyi bir skorla, yani 3-0 kazandı. Burada sizce Eczacıbaşı neleri doğru yaptı? İlk 6 tercihi, oyuncu performanslarını düşündüğünüzde neler söylemek istersiniz? Temmuz, istersen senle başlayalım. Bence ilk maça göre hani Eczacıbaşı tabii ki doğru şeyler yaptı ama Novara'nın seviyesi daha düşüktü. Yani çok fazla hata yaptılar. İlk sette mesela 11 hata yaptı Novara. Eczacıbaşı 7 hata yaptı. Novara'nın servisleri daha kalitesiz. Yani sadece Novara'ya bağlı değil tabii ama ben hani temel aradaki farkın Eczacıbaşı'nın kendi evinde oynaması, ilk maçı kaybedip ekstra bir motivasyonla çıkması ve Novara'nın da hani kötü bir gününde olması ve hani aslında sezonun ilk maçı çok ekstra oynadılar. Onlar sezonu da bu şekilde geçiriyorlardı. Hani Ebrar'ın ben İkinci sezon, yani sezonun ikinci yarısındaki istatistiklerine baktığımızda hani ben paylaşmamıştım bunu ama 17 maçta sadece 2 kez mi 3 kez mi 3 kez ya da 4 kez hani %43 yüzdesinin üzerine. Yani bu sadece kendisiyle alakalı bir şey değil zaten ama ikinci yarı performansı düştüğü için de hani bir ara takım arkadaşlar da ona ağır şekilde eleştirmiş. Hani doğru değil ama performansı düştüğü için yapmışlardı. Ebrar çok ekstra oynamıştı ilk maçta, neyse oraya döneyim. Ebrar çok ekstra oynamıştı ilk maçta. İkinci maçta Ebrar'ın performansı. Novara'nın servis kalitesi. Çok tedirgin başlamıştı Eczacıbaşı bu arada. Eczacıbaşı tarafına bakarsak da ilk sette çok tedirgin başladılar. Hani yine yapamayacak mıyız, olmayacak mı falan. Set sonunda Voronkova'nın performansını yükseltmesi. Boşko için hani klasik Boşko gibi. Setin başında o da sıkıntı çekiyordu biraz. Oyun ona döndüğü için çok blok yemişti ama set sonunu daha iyi oynadı. Devamında da ikinci setle birlikte işte Eczacıbaşı ilk seti kazanmanın verdiği özgüvenle, rahatlamayla ikinci, üçüncü seti rahat bir şekilde kazandı. Voronkova çeyrek final serisinde de bir maçı çok iyi oynamıştı. O maçın kazanılmasında da önemli bir etken olmuştu. Bu maçta önemli bir etken oldu. Novara servisleri genelde onun üzerine atıyor. Yıkmak için, düşürmek için oyundan. Bütün takımlar, çoğu takım onun üzerine atıyor. Yani Hande'yi pek tercih etmiyorlar. Hande daha iyi servis karşılıyor Voronkova'dan. Voronkova kırılmadı, düşmedi. Hücumda işte dediğim gibi katkıyı yaptı. Bu şekilde kazandılar. Hani şu an aklıma eğer detaylı konuşursak ekleme yaparım. Simge'nin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun zamandır sanırım izlemek istediğimiz bir performans gördük Simge'den. Manşette iyiydi. Gerçi Novara'nın işte ilk maçtaki gibi servisleri yoktu ama onun yanında defansa da bence iyi toplar çıkardı. Katılıyor musunuz buna? Yani katılıyorsunuzdur herhalde. Çok kişi aynı şeyden bahsetti. Ben Simge'nin performansını söyleyecektim. Ben de gerçekten çok iyiydi. Uzun zamandır izlemediğimiz kadar iyiydi. Hem defansta hem servis karşılamada. Yani Novara'nın servisleri çok iyi değildi ama yine de %90 pozitif manşet, %70 mükemmel manşetlik bir istatistik yakalamış. Gerçekten çok başarılıydı. Çok güzel toplar çıkardı. Yani milli takım sezonuna da yaklaşırken görmek istediğimiz Simge Aköz bu gerçekten. Yani neden işte birkaç yıl önce dünyanın en iyi liberolarından biri dediğimizde hatırlatmış oldu. Yani De Gennaro'dan iki ödül almıştı. 2019 evet. Dünya Kulüpler Şampiyonası. Bir ara şey gibi olmuştu böyle hani. Mayo o dönemler hani çok iyiydi. Voloş yavaş yavaş başını çıkarıyor. Simge yavaş yavaş hani De Gennaro'ya rakip oluyor gibi bir şeye dönmüştü olay. Milli takımda da iyiydi Simge. Birkaç yılda pandemi sonrasında performans çok düşmüştü ama dünkü oyunu hani son 2 sezonun herhalde ya da 3 sezonun Eczacı formatıyla dünkü değil o günkü oyunu. Son 2-3 sezonun en iyi performanslarından biriydi kendi adına. Bakalım Simge Örge rekabetinden milli takımda kim önde çıkacak? Bir daha Ayça var bir de. Eczacıbaşı'nın orta rotasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk maç Heyerman ve Jack ikilisini görmüştük. Bunu da biz kendi bölümümüzde de eleştirmiştik. Yasemin Jack veya
Yasemin Heyman ikilisi olabilir, daha iyi olur demiştik. Ferhat Akbaş Yasemin Cek ikilisiyle başladı ve maçın sonuna kadar da bu ikiliyle devam etti. Bu ikilinin performansı hakkında ya da Yasemin'in performansı hakkında daha doğrusu ne düşünüyorsunuz? Bence Yasemin hani Maya Yasemin'i bir şekilde hücumda kullanıyor. Bence hani oyunu biraz daha hani hala iyi okumuyor o kadar. İyi yer tutuyor. Blokta biraz daha sağlam bir oyuncu hani. Yerleşik bloğu daha iyi bir oyuncu Jack'ten, Beyza'dan veya şeyden. Herman da zaten Herman Eczacı'nın en kötü blokörü. Ama bence Yasemin'in oyununda bir hamlık var hala. Şöyle yani mesela Novara maçının başında da oldu bu. Çok basit hata yapıyor ve bu sayıya mal oluyor. Mesela savunmada bir hata yapıyor. Bir topu iyi şekilde iletemiyor pasörü. İletemeyince bu sayı olamıyor. Mesela veya basit bir top oluyor. İşte Maya tekli vurduracak ama onun işte ne bileyim hani adımlamasında veya reaksiyon süresinde hani Maya'nın o, hani sonuçta hücuma girmek gerekiyor. Hücuma hazırlıklı olmak gerekiyor. Hani bu tarz yaptığı hatalar hani biraz daha zamanla oturacak, tecrübeyle oturacak hatalar. Bence kol gücünü de geliştirmesi gerekiyor. Hücuma güçsüz vuruyor bence. Evet. Yani o zaten Yasemin'de vardı ama dediğim gibi Maya onu hücumda bir şekilde tolere ediyor ama çok basit hata yaptığı için mesela Eda'nın oyununa baktığımızda Eda hani savunması zaten çok daha iyi bir isim Eda. Kendi bloğundan topu alırken de daha az hata yapıyor. Hani vücut koordinasyonu daha yüksek. Yasemin'in bu alanlarda gelişim göstermesi gerekiyor eğer üst seviyeye çıkmak istiyorsa bence. Zaten ucumunu hep söylüyoruz. Maya bir şekilde idare ediyor ama yarın öbür gün Maya olmadığında sıkıntıya girebilir. Yasemin bir de dediğim basit hataları yaptıktan sonra oyundan birden çok hızlı düşüyor. O anda kendisine çok kızıyor ve o sayıyı unutmakta çok zorlanıyor gibi geliyor göze. Yani bunu tabii ki %100 bilmemiz imkansız ama seyirci gözüyle baktığımızda yani kendi yaptığı hatalara da çok sinirlenip bir sonraki sayıya konsantre olmakta biraz zorlandığı gibi bir izlenimim var benim. Onu da geliştirmesi lazım ama bunlar tabii ki yani sakatlıktan da döndüğü söylenebilir artık biraz vakit oldu tabii ama tecrübeyle oturacak şeyler tabii ki. Bence hani çok fazla şey yapmak istiyor. Kendini çok evet. Göstermek istiyor. Hani hırslı bir oyuncu. O sebeple hani hata yapınca biraz oyundan düşüyor gibi biraz can sıkılıyor gibi geliyor olabilir. Olabilir. Maça da tutuk başlamıştı. Zaten maç sonu röportajında çok stresliydim hatta midem bulanıyordu gibi şeyler söylemiş. Yani daha doğrusu midem bulanıyordu demiş miydi hatırlamıyorum da çok garip hissediyordum falan demiş. Yani oyununa da yansıdı bence bu. Zamanla bence de oturacaktır. Bu arada yani Yasemin demişken hani milli takıma da hani girmesi hani Eda Zehra zaten yerleri garanti. Herhalde 4 ilk 5 isimden biri hani bence. Ayçin Aslı Yasemin arasında gidiyor şu an milli takım yarışlarına hazır Yasemin'e değinmişken. Bunu da ekleyeyim dedim. Bence bu üçlü arasında gidiyor yani. İki kişi girebilir, bir kişi girebilir. Bu üçlüden Aslı biraz daha öne çıkıyor bence sezonun geneline baktığınızda. Hani biraz daha tecrübeli, biraz daha az bu şekilde hata yapan bir oyuncu. Yasemin de 2 numaralı aday bence orada. Bakalım sezon ilerledikçe biraz daha göreceğiz herhalde. İşte aslında oraya biraz daha uzun insanları yerleştirebilsek daha iyi olur. Yani bunu zaten konuşmuştuk daha önce. Kübra olabilir ya da Bahar olabilir. Böyle yani şeyimiz kısa oluyor o zaman. Bençimiz, orta bençimiz biraz kısa oluyor. Ama yani uzun olanlar hani kısa olanlar mesela Aslı biraz daha kısa ama hani daha iyi blokör değil. Hani ağır kalıyorlar. Evet. Ve formda evet, değiller. Evet, aynen. Onun bence de kolları uzun aslında. Kısa kalmıyor yani Aslı o kadar hani o kadar evet, yüksek evet. Değil ama şey kalmıyor. Hani kritik maçlarda performansının düştüğü oluyor ama hani idare edebiliyor. Kolları uzun dediğim gibi o standing bench meselesi hani. Elini kaldırdığında kısa kalmıyor bence aslında. Yok, ben de Aslı'yı tercih ederim de yani ideal senaryo tam olarak bu değil aslında yani onun bir kişinin daha Zehra yüksekliğinde olması, Kübra ya da Bahar olması aslında daha iyi olur ama ben de bu istediğin isimleri tercih ederim yani şu anda. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne dönecek olursak da bu maç hakkında yorumunuz var mı bu arada başka? Ekleyeceğiniz bir şey? Yani o kadar diğer maç tarafından domine edildi ki hafta açıkçası bir de yani Eczacıbaşı'da Novara'yı domine etti. İşte Ebrar maalesef çok fazla hata yaptı. Bu da Novara'nın zaten Ebrar Novara'yı taşımakta olan bir oyuncu yani bu sezon. Evet yani aldığı galibiyetlerde hep Ebrar'ın hani altında mutlaka imzası oluyor. Aynen. Bir son zamanlarda Kübalı Smaçör Karkases öne çıkmaya başlamıştı. Ama Eczacıbaşı onu da servisleriyle çok yıprattı bence bu maç. Zaten şey Novara'ya atıyordu. Novara Voronkova'ya atıyordu. Eczacı Karkases'e atıyordu ve Eczacı çıktı oradan. Yani uzun lafın kısası böyle çok uzun yorum yapacak bir maç olmadı. Zaten beklentimiz buydu. İlk maçta buna benzer bir skor bekliyorduk ama Novara bir sürpriz yaptı. Eczacıbaşı'nı tebrik ediyoruz. İlk finale çıkan takım oldu ve Türk finalini garantilemiş olduk. Bir sonraki eşleşme herkesin merakla beklediği böyle bir sonuç
kullanacağını kimsenin herhalde çok kimsenin düşünmediği bir eşleşme oldu. Fenerbahçe ilk maç Vakıfbank'a üstünlük kurarak 3-0 kazanmıştı. Ama rövanş maçında yani çok düşük olasılık verilen şey gerçekleşti. Ve Vakıfbank maçı altın sete götürüp altın seti de kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu. Ağlayacağım şimdi gerçekten oturacağım. Ağlayacağım. Bu arada tebrik edeyim ben de. Sen geçen hafta tebrik etmiştin Fenerbahçelileri. Yani sadece sen tebrik ettiğin için değil tabii de. Vakıfbank'ı tebrik etmek lazım. Tebrik ediyorum seni ve tüm Vakıfbank taraftarını. Ama bir yandan da gerçekten... Ya başlayayım mı yorumlamaya? Başlayabilirsin. Yani ne demek istiyorsan söyle. Ne demek istiyorsan söyle, bir açıl. Yani şunu da söyleyeyim, bugün Allah kabul ederse niyetliyim. Ben böyle oruç tuttuğumda çok huysuz da olan bir insanım. Bir de bu kayda da denk geldi. Böyle şey, Amerikalıların hangry dedikleri tarzda. Yani gerçekten çok çok üzüldüm tabii ki. Üstünden 2 gün geçti. Hala biraz etkisinde olduğumu düşünüyorum. Yani çok umutlandırmıştı takım bizi, Fenerbahçe takımı. Çünkü ilk seti 20, işte ilk maçta ilk seti 25-10 alınca, ikinci set 20-17'den 17-20'den bir geri dönüş yakalayınca, Vakıfbank'ın zaten bu sezonki performansı da çok çok yüksek değildi. Yani biraz oldu gözüyle bakıyordu herkes. Bu sefer oldu gözüyle yani bakıyordu. Haklı çünkü olarak. İşte evet, yani köşedeki üçlü çok güçlüydü. Onların alternatifleri vardı. Vuçkova gayet iyi gidiyordu. Makris'in performansı iyiydi. Örge zaten iyi bu sezon. Yani hani ortada bir güçsüzlük, işlenebilecek bir güçsüzlük bulmak biraz zordu. Yani benim en çok, açıkçası en fazla sinirli olduğum, en fazla hata bulduğum kişi Terzic. Birincisi, kesinlikle Vakıfbank'ı küçümsemiş. A planıyla çıkmış, B planı yok gibi bir şeydi. Hiçbir şekilde bir B planı yoktu. Yani Eda ve Vuçkova'nın çalışmadığı durumda Aslı'yı ilk 3 sette hiç denemedik galiba, değil mi? Aynen. Sadece altın sette girdi. Gerçekten de 1,5 set katlanılır hatalara. Ondan sonra bir de zaten ikinci setin sonuna doğru çok geriye düşmüşsün. Dene. Yani Ana Kristin'in yerine Melia'yı al. Bu takım Ana Kristin'e sız da Vakıfbank'a geçen yıl kafa tutmayı bilmiş. Yani Melia'nın, yani Melia Arena Smaçör ikilisinin de yaptığı çok iyi işler vardı. Tamam, aynı hücum gücünde değillerdi belki ama yani dene olmadı işte. Bugün olmadı. Başka bir şey yap. Servis stratejisini değiştir. Onu zaten Temmuz'un uzun uzun anlatacak. Onu izlemiş uzun uzun tekrar. Aslı'yı al oyuna. Ne bileyim, Makris'i çıkar. Yani demek ki bugün olmuyor. Yap, ya bir şey yap. Yani bizim aklımıza gelmeyen, senin işin bu olduğu için bir hafta boyunca oturup düşünmüş olman gereken B planı, C planı, bu çalışırsa ne yaparım, şu çalışmazsa ne yaparım gibi şeyleri düşün, otur yap. Yani gerçekten Terzi için B plansızlığına şaşırdığımı söyleyemeyeceğim ama çok üzüldüm. Yani bunları daha önce de görmüştük ama bu sefer yani elinde çok oyuncu da varken, hadi geçen sene diyelim B planı olabilecek oyuncu yoktu. Ki oyuncu planlamasını da sen yaptığın için o da senin hatan sayılır ama bu sefer o elinde oyuncular var, alternatifler var. Yani gerçekten denememiş olması. O yüzden gerçekten çok çok üzgünüm. Yani takımın mentalinin de bir anda çökmüş olmasına da çok üzgünüm. Eda'nın bunu toparlayamamış olmasına da şaşkınım. Yani kaptanlık birazcık o mentali toparlamayı da gerektiriyor. Yani bir şekilde onun da takımı oradan çıkaramamış olmasına gerçekten çok üzgünüm. Söyleyeceklerim bunlar. Yani Terzic ve yani %90 Terzic'in hatası. Terzic bu yıl fena gitmiyor. İşte Cansu'yu bile serviste deniyor. Çok ilginç şeyler deniyor. Ana Kristin'e çok iyi hazırlamış gibi. Bu yıl bizi şaşırtan şekilde Terzic de iyiydi ama o da fabrika ayarlarına dönmüş oldu. Bu şekilde. Yani en çok eleştirilen isim zaten bence de Terzic'ti. Dediğin gibi Makris aksarken Buse'yi oyuna almadı. İkinci set skor 21-13 iken, yani işten çoktan geçmişken yaptı o değişikliği. Takım maçı bloksuz götürüyor dediğin gibi. Altın sete kadar orta oyuncu değişikliği yapmadı. Bence de Aslı daha erken oyuna alınabilirdi ama biz bunu daha önceden konuşmuştuk. Senin de az önce söylediğin gibi, yani 1,5 set tolere edebilirsin ama yine de orta oyuncular için işte hemen oyundan almak çok doğru bir hamle olmayabiliyor. Çünkü biliyoruz işte o oyuncu oyunda kaldıkça blokta duracağı yeri, kapatacağı yeri daha iyi ayarlayabiliyor. Rakibin taktiğini biraz daha çözmeye çalışıyor. Terzic bunu mu bekledi bilmiyorum ama büyük ihtimalle sadece reaksiyon vermede gecikti. Ama molalarda mesela şeyi de söylemedi ki hiç. Yani pardon, lafını bölüyorum. Yani mesela bloklar yanlış yerde duruyorsa uyar. Şurada durun de. Şurayı kapatıyorsunuz, orayı kapatmayın de. Burayı açmayın da. Bir şey de yani. Yani altın sette 14-12 olmuş. Maç gitmiş artık. Tur gitmiş. O şeyde
Molada oyuncular hadi artık bunu kapatalım. Hadi let's wrap this up mı öyle bir şey söyledi. Let's close this mi öyle bir şey söyledi. Arkadaş şu anda bu close olursa diğer türlü senin istemediğin türlü close oluyor yani. Senin sanki oyun iyi gidiyormuş gibi. Let's close this up ne demek yani? İnanılır gibi değil. Öyle yani biz şu an Terzic'i çok konuştuk. Terzic'i ben birazdan yine konuşacağım ama hani biraz da Vakıfbank tarafını konuşalım. Hani ben çünkü Twitter'da da hani Vakıfbank'tan bahsetmeyince direkt Terzic'e girince ufak çaplı bir linç yedim. Hani Vakıfbank'ta kötü oynayan oyuncu yoktu neredeyse. Benim hani bu gördüğüm Vakıfbank herhalde son 5-6 yılın en konsantre oynadıkları maç olabilir hani. İlk set biraz daha ortada gidiyordu ama ilk set aldıktan sonra yapabilir de gittiler. Hani onu o büyük şeyi başarabilmenin ünlüyle yani isteğiyle, motivasyonuyla maç boyunca inanılmaz bir konsantrasyonla oynadılar. Hani sahada Fenerbahçe tarafında bence iyi kimse yoktu. Vargas biraz ortalama bir oyun oynadı bence. Onun dışında herkes kötüydü. Bence Vargas'la Örge iyiydi. Vargas'ın kritik yerde yediği bloklar dışında Örge çok aksamadı. Bir ikisi fena değildi bence. Şöyle Vargas'tan hani birazdan bahsedeceğim. Vakıfbank biraz onu yönlendirdi. Hani karşılık aldı. Şimdi birazdan bahsedeceğim Vakıfbank'tan şey yapmayayım. Hani Vakıfbank tarafından dediğim gibi kötü oynayan oyuncu yok. Gabi'nin inanılmaz bir konsantrasyonu var. İşte balık baştan kokuyor diyorlar yani balık. Hani Gabi o kadar yüksek konsantrasyonla oynayınca, Cansu o kadar yüksek konsantrasyonla oynayınca. Yani Cansu da bence saha içinde önemli bir oyuncu. Sevinçleriyle, enerjisiyle hani takımı en çok yukarı çeken oyuncularından biridir. Gabi de işte o sağdaki duruşuyla güven veren hareketleriyle hani takımı yükselten oyuncudur. Cansu biraz daha böyle neşesiyle. Cansu demişken Cansu maç boyunca bence topu hani takımı çok iyi yönetti. Bütün herkesi oyuna soktu. Makine gibi pas attı hani attı. Çok az hatalı pas vardı bence. Hani attığı pasların çoğu hani çok az plase bıraktı Vakıfbank. Gene çok sert hücumlardı. Zaten Giovanni da maçtan sonra biz çok sert oynadık dedi. Hani Gabi falan ben maçı izlerken bazen şey diyorum hani Brezilyalıları izlerken. Hani acaba Brezilyalıların bir şurubu mu var? Hani böyle şurubu içip biraz daha yukarı mı çıkıyorlar? Biraz daha mı atlet şey yapıyorlar? Yani bazı maçlarda Gabi de mesela bazen böyle oluyor. Anakarol da böyle oluyor. Bazı maçlar oluyor. Bu insanlar kısa ama yani böyle normal insan çıkamayacağı kadar atlet, çevik, yüksek oluyorlar. Gabi de öyle bir maç oynadı. İşte Bayama zaten MVP seçildi. Ogbogu'nun 15-11 ilk sette 3 farklı oyuncu yani ders kitabı hani ders olarak işletilebilir o bloklar. Hani adımlaması, açıyı kapatışı, verdiği reaksiyon. Çok iyi bloklardı. 3 blok yaptı. Pipe'da Fedorosova'yı durdurdu. 2 numarada Vargas durdurdu. 4 numarada Ristina'yı durdurdu. Bunu ters sırada yaptı. Ben şeyden gelerek söyledim herhalde. 15-11'den 15-15'e geldi orada zaten. Skor hani Ogbogu'nun bulduğu o 3 blok da Zehra'nın servislerinin etkisi çok büyüktü. 2 tane Arina'nın üzerine, bir tane kısa Eda'nın üzerine falan attı. İyi bir servis serisi yakaladı. O hatta servis serisi de Vakıf'ın file temas hatasıyla bitti işte söylemiştim. Servisleri genel olarak çok iyiydi. Bu hibrit servislerin karşılığını böyle bir maçta alması da onun için güzel bir başarı, iyi de bir motivasyon olmuştur herhalde. Altın sette de maç sayılarına doğru iyi servisler attı ve maç sayısında da Fenerbahçe Zehra'nın belki servis kaçırır umuduyla mola aldı. Ama mola dönüşü hem servisi kaçırmadı hem de iyi de bir servis attı. Vargas'ın plasesine de sonra defans yaptı. Hücumları da iyiydi. Kritik yerlerde Vargas yaptığı bloklar da oldu. Yani kısacası genel olarak maç genelinde yani Ogbogu ile birbirlerini iyi tamamladılar. Ogbogu'yu bu arada ligde kullanamayacaklar. Büyük bir kayıp. Oyunu hem hücumda hem bloklarda çok rahatlatıyor Vakıfbank tarafında. Hani Vakıfbank çok iyiydi. Yani söyleyebileceğim hani Guidetti'yi biraz daha şey yapabiliriz. Hani servis stratejileri üzerinden. Hani Fenerbahçe servisleri maç boyunca 1-6 numara arasına attılar. Fenerbahçe'nin hedefi işte ben Vakıfbank'ın işte Egon'un koridorunu kalabalıklaştırayım. Vakıfbank'ın pipe hücumunu keseyim. Vakıfbank'ın pipe hücumunu kestiler. Egon da hani nispeten biraz daha az hücum sayısıyla çıktı. Toplamda kaç hücumla çıktı Egon'un? 21 sayıyla bitirdi hani 28 hücum gösteriyor. Yani o kadar da aslında istediklerini aldılar ama bu taktik çalışmıyordu. Maç boyunca Fenerbahçe dediğim gibi 1-6 arasında genelde servis attı. Sadece 3. setin sonlarında biraz daha fazla servis atmaya başladılar 4 numaraya. Onun dışında maç boyunca hani atıyorsun oraya işlemiyor bu taktik. Sen hani işe yaramıyor. Sen 2 set kaybettin, 3 set kaybettin değiştirmiyor. Hani altın sette devam etti. Full o tarafa servis kullandı. Vakıfbank tarafına baktığımızda ise Vakıfbank genelde servisleri 4 numaraya kullandı ve sonuç aldı. Vakıfbank'ın herhalde oyun planı şuydu. Hani Vargas da ortalama deme sebebim birazdan açıklayacağım bununla birlikte. Vakıfbank'ın anladığım kadarıyla planı ben işte 4 numaraya taktik servisler atayım, kısa servisler atayım. 4 numara hücumlarının oranını azaltayım, sayısını, etkinliğini azaltayım. Fenerbahçe zaten ortaları az kullanıyor. Oyun Vargas'a yıkılsın şeklindeydi bence. Vargas hani setlerin başında topları öldürdü bu şekilde ama Vakıfbank set sonlarında, ilk setin sonunda ve altın sette bu taktiğinin bence hani oyunu biraz daha Vargas'ı iterek 4 numaraları oyunun içine iterek zaten ortalar çok az top aldı. Eda maç boyunca 3 kez hücum etti. Vuçkova 6 kez hücum etti. Hani Vargas'ı yıkarak oyunu set sonlarında blokları çıkardılar. Vakıfbank maç içerisinde de mesela dönem dönem servis stratejilerini değiştirdi.
İlk set dediğim gibi daha çok 4 numaraya atıyordu. Kristina'nın düştüğünü gördüler. Biraz daha serseri Kristina'ya düşüş çevirdiler. Kristina da bence hani maçın az eleştirildi ama bence hani genç diye muhtemelen az eleştirildi. Bu arada biz hani Kristina'nın düşebileceğini artık bir noktada Guidetti'nin onu işleyebileceğini söylemiştik. İkinci sette Kristina'yı zaten sürekli 4 numarada attıkları servislerle 4 numara ucumlarının etkinliğini düşürmüşlerdi. Hani kısa oluyor zaten uzun bir oyuncu, yüksek bir oyuncu genç adımlaması gerekiyor. Hani filenin önüne gelip alıp onu çıkayım derken hani Makris direkt 2 numara Vargas'a atıyor. Vargas da setin başında oyunu öldürdüğü için hani devam ediyor o şekilde ama ikinci sette neyse çok uzattım burayı sanırım. İkinci sette Kristina mesela baktı Vakıfbank hani Kristina'yı mental olarak oyundan düşürünce servisleri bu sefer Kristina ne taraftaysa biraz daha o tarafa doğru yönlendirmeye başladı. Biraz daha esnek bir servis stratejisi uyguladılar. Onu çok işlediler yani. Vakıfbank biraz maçı onun üzerinden çözdü gibi geldi bana. Yani genel olarak bunlar. Biraz detaylı bir analiz oldu herhalde. Ben de servisler hakkında dediklerine katılıyorum. Ben de öyle bir not almıştım. Taktik servis attı dediğin gibi Vakıfbank. Mesela Cansu ve Gabi bir 3 metre içine bir oyuncu için üzerine servis attılar. Zehra bir servis çizgisini bir 3-4 metreyi hedef alarak servis attı. Fenerbahçe'nin manşetçileri ve ortaları da aynı şekilde. Nerede duracağını kestiremedi bir süre. Ya göğsüyle yani neredeyse almak zorunda kaldı. Ya da Ana Cristina'nın bir pozisyonu vardı. Bir değil iki kere daha doğrusu. Parmak paslama manşetle mi alacağını karıştıramayıp kötü bir parmak paslı servis karşıladı iki kere. Bu arada Hristina Vuçkova hani sen dedin ya yerlerini mesela 4 kez servis karşılamış Vuçkova. O 4 numaraya kısa servislerde ne daha 2 kez hani totalde 6 kez. Aynen ben de onu diyecektim şimdi. Bu kısa düşen servisleri hem almak zor dediğin gibi zaten bir de fizikli Ana Cristina. Hem de bu servisleri almak için filenin önüne kadar girmek zorunda kaldığınız için hücumda tercih edilme ihtimaliniz düşüyor. Servislerin atıldığı bölgeler 3-4-6 yani 3-4 ve 6 numaraların birleştiği kesim alanlarıydı. Yani böylece 4 numaradaki smaçör zaten fileye yaklaştığı için dediğin gibi 2'ye yani Vargas'a daha çok yüklendi hücumlar. Ve bu kısa servisler genelde Vuçkova'nın ön turunda atıldı. Vargas'la birlikte ön turdayken attılar bunları. Makris tek ayak hücumda genelde Eda'yı tercih ediyor. Hani Vuçkova'yı orada çok fazla kullanamaz zaten. Yani ben bu nedenle öyle yaptıklarını düşünüyorum. Orada Fenerbahçe şey denedi. Vargas'ı üçten getirmeye çalıştı. Vuçkova'yı ikiden tek ayak kurdurmaya çalıştı ama Vuçkova ikiden çok alışık olmadığı için Vargas'ı sene boyunca hani çok fazla üçten hücum ettirmedikleri için biz genelden bir iki pozisyon görüyoruz. Ben Fenerbahçe'nin çoğu maçını izledim. Vargas içinde 3 numarada hücum ediyordu ama Fenerbahçe'de 3 numaradan sokmuyorlardı. Yani bunu yapacaksan Eda ile yapman gerekiyor veya şeyle yapman gerekiyor. Yani Vuçkova zaten çok bir tehdit Bir değil. kere çalıştı o. Vuçkova 2'den Hani öldürebildi. Elif'in dediğine ek olarak tek ayak şey olarak. Bir de ben bu kısa düşen servisleri not almışım buraya. Altın set hariç 3 sette Vakıf 13 kez kısa düşen servis atmış. Bunların 7'si sayıyla sonuçlanmış. Aslında bir tanesi daha başarılı olmuştu ama Vakıf bloktan düşerken karaydı sanırım. File teması yaptı. O da Fener'in sayısı oldu. Yani %50'nin üzerinde bir başarı oranı var bu servislerde. Bir de dün Vakıf'ın eski menajeri eski de voleybolcu Pelin Yüce bir yorum yapmış. Orada bir şey söylemiş. O açıdan düşünmemiştim yani maçı izlerken. Vakıf oyuncuları servisi kime atacaksa hep onun karşısında paralelinde durmuş. Orada konumlanmış demiş. Yani sanırım Zehra dışında bu böyle. Bu hem servis etkinliğini artırıp tabii hatayı azaltmak için aynı şekilde ama yani servisin düz bir şekilde gitmesini sağlamak için de yapılmıştır da. Manşetçiyi de strese sokan bir durum diyor Pelin Yüce burada. Yani zaten stresli bir maç oynuyorsunuz ve maç boyunca hedef alındığınızı, o servisin size geleceğini biliyorsunuz. Burada psikolojik bir baskı da hissetmiş olabilir Fenerbahçeli manşetçiler demişti. Hani bu servis açısından bilmiyorum böyle bir şey de var. Ben bir de servis karşılamaya da değinmek istiyorum açıkçası. Fenerbahçe yani attığı servislerin bence çoğu iyiydi. Çok kötü servis atmadı bence. Çok iyi servis karşılama çalışmış Vakıfbank. Ayça ile şey Gabi hani dediğim gibi 1-6 arasında çok servis atıldı. Ayça'yı çok kırmaya çalıştılar. Ayça iyi kalktı o yükün altından hani. Hani çok iyi atmadılar. Biraz hani normalin bir tık altında attılar bence. Normalde hani biraz daha zorlayabilirlerdi ama Vakıfbank'ın servis karşılama performansı bence de çok iyiydi. Ayça'ya hani orada 27 servis karşılamıştı herhalde zaten hani Vakıf. Ayça geçen maç kötü olduğu için onu işlemeyi herhalde strateji olarak belirlediler. Ayça hatta çıkmak zorunda kalmıştı maçtan ilk maçta. Çok çalıştırmış belli ki Guidetti Ayça'yı. Gayet iyi gerçekten çıktı maçtan. Servis karşılama dizilişini de değiştirdiler. Yani değiştiler derken ilk defa yaptıkları bir şey değildi tabii bu. Gabi mesela Arina'nın servis turlarında 4'teyken servis karşılamak için 6'ya geçiyordu. Yani soldan sağa baktığımızda Kara, Gabi, Ayça şeklinde bir servis karşılama hattı oluşturuyorlardı. Gabi servis karşılayıp 4'e hücum için geçiyordu. Normalde kendi alanından servis karşılayabilir. Vakıf bunu daha önceden yapmıştı. Hatta bir iki kez sanırım pozisyon hatası çalan yardımcı hakemler de olmuştu.
Yani pozisyon hatası değil mi bu diyecektim. Yok. Onu nasıl ayarladın? Önündeki arkandaki oyuncuyla onların hizasına dikkat ederek değişiklik yapabiliyorsunuz. Servis karşılama dediğim gibi çok iyi. Fenerbahçe servislerine %43, %22 mükemmel manşet. 5 hata bence çok ideal. Ki bu hatalardan biri fileden sekip ace hata diyorum yani. Bu ace'lerden biri fileden sekip ace oldu. Bir diğeri de Egonu'ya çarpan toptu. Başka Cansu'nun performansı hakkında ben de bir değerlendirme yapabilirim. Bence maçın en değerli oyuncusu Cansu'ydu. Zaman zaman bence Gabi'ye attığı bazı paslar fazla yüksek kaldı ama başta pas tercihleri olmak üzere pas kalitesi de çok iyiydi. Pas tercihleri falan diyoruz sürekli ama hani bundan kastım mesela Arina'nın servis turlarını eli daha sıcak oyuncuya, genelde Egonu'ya atması, kritik servis turlarını hızlı dönmek için hızlı oyun kurması. Üçüncü setin en kritik anlarında mesela Vargas bir ace almıştı. Sonraki servisinde Cansu Egonu'ya pipe hücumu yaptırdı. Skor 23-22 iken bu sefer pipe değil 1-6 arasından yine Egonu'ya hücum ettirdi. Ve bence ilk sette Zehra'ya attığı iki pas dışında orta oyuncuya attığı paslar da çok iyiydi. İki tane mesela Ogbogu'ya attığı biraz bir tanesi fileden açıktan bir tanesi file önünden attığı kurşun pas vardı. Hatta fileden açıktan attığı pas Ana Cristina'nın smaç servisine alınan manşete attığı bir pastı. Yani bence çok akıllıca tercihlerde bulundu. Maçın baskısını da çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Zaten maç sonu yaşadığı o duygu boşalması, yaşadığı birçok farklı duygunun biraz dışa vurumu gibiydi. Öyle ben maçın MVP'sine bu arada hani Cansu iyiydi bence de alabilirdi. Ben de olsam Gabi'yi seçerdim herhalde. Hani bakın bu kadar yüksek konsantrasyonla oynaması, bu kadar şeyle oynaması hani Gabi'nin de hani çok yüksekti ya konsantrasyon. Bir pozisyon var mesela Fenerbahçe taraftar ben Twitter hesabından da paylaştım. Arkada tezahürat yapıp Gabi o kadar odaklı ki yani böyle yani hissediyorsun o şeyi. Ona verirdim herhalde ben. Zaten 18 sayıyla çıktı. Maçın en skorer ikinci oyuncusu. Vargas'la birlikte en skorer ikinci oyuncusu. Ona verirdim herhalde. Cansu da ama dediğin gibi çok iyi bir maç çıkardı. Zaten Vakıf'ın iyi oynadığı maçlarda hani Cansu'nun oyunu iyi dağıttığını görüyoruz hani bütün takımı oyunun içine aldığını. İşte Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacı'yı geçerken, geçen sene Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olurken veya Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene finalde Cansu'yu yönetmişti. Buraları oynayabiliyor. Evet, Gabi bence de çok iyiydi. Bence sadece çok kritik anlarda hücum ve servis hataları yaptı ya. Bunları yapmasaydı ben çok net bir şekilde açık ara MVP Gabi derdim de telafisi olmasaydı bizi çok zor duruma sokabilecek servis hataları ve hücum hataları yaptı. Altın set dahil. Ama gerçekten komple bir performans gösterdiğine katılıyorum. Kaptanken bir de yani şimdi Vakıfbank'la ilgili şeye çok girmek istemiyorum ama Gabi'yi gerçekten takdir etmek lazım. Yani bir takım nasıl ayakta tutulur? Hem oynayacaksın hem de bu kadar iyi kaptanlık yapacaksın. Yani Gözde de zamanında böyle kaptanlık yaptığı zamanlar oluyordu ama Gabi kadar da iyi Hükmediyor oynamıyordu. Gabi oyuna ya. Yani oyunu o yönlendiriyor. Evet yani o yüzden gerçekten takdir etmek lazım. Yani bu oyunun voleybol oyununun gerçekten gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Bazılarına göre en iyisi. Ben de bazı günler öyle diyebilirim. Çok ilginç bir oyun konsantrasyonu ve stili. İzlemesi de çok keyifli gerçekten. Ama keşke daha başarısız olsaydı bu maçta tabii ki. Ben öyle tercih ederdim. Başka maçlarda öne çıksaydı. Biz Guidetti'ye diye çok az şey yaptık. Hani o da maça. O maçı, o takımı toplamak oradan. Hani ben ilk maç şey dedim artık. Hani biraz inceleyelim oradan yine ben. Hani Vakıfbank artık ikinci maça dönemez zaten. Şeyin topun arkasından koşmuyordu Vakıfbank ilk maçta. Manşet açılıyor. Onu da paylaşmıştım ben yine Twitter hesabımdan. Hani manşet açık geliyor. Panolara doğru gidiyor. Böyle birbirlerine bakıyorlar, koşmuyorlar falan. Hani oradan nasıl topladın sen takımı? Yani biraz Guidetti'yi de övmek gerekiyor. Ya kendi motivasyonunu nasıl topladı acaba? Ben gerçekten mesela onu merak ediyorum. Şimdi ya mesela bu geçen yıl 5 tane kupa almışsın. Bu yıl ilk seti 25-10 vermişsin. İkinci seti 20-17 öndeyken kapatamamışsın. Belli ki takım da çok da iyi gitmiyor yani. Egonu tam olmamış. Nika zaten. Bu arada Nika sakatlanmasaydı belki biz finaldeydik şu anda diye düşünüyorum açıkçası. Ama yani bu kendi motivasyonu nasıl topladı acaba? Yani bu bir hafta boyunca takımı iyi çalıştıracak. Yani belki şey değerlendirmesi yapıyor olabiliriz yani. Retrospektif değerlendirme yapıyoruz. Belki şans da çok yanındaydı tabii ki. Belki Guidetti'nin yaptıkları da böyle yani %100 etkili olmuş mu olmamış mı onu da test etmek mümkün değil belki ama yani kendi motivasyonunu nasıl bu kadar ayakta tutuyor acaba? 20 yıldır artık bu işi yapıyorsun. 10 yıldan fazladır Vakıfbank'tasın. Bu yıl da olmadı. İnsan der yani. Ben derim açıkçası. Ama bu bir haftaki şeyini nasıl toparladı gerçekten takdir etmek lazım. Onun karşısında da şimdi ben de yani çok sinirliyim. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Terzic'i koymak lazım. Yani 5. senesin bu Fenerbahçe'de. 45.
Hiç büyük başarın yok. Çok yaklaşmışsın. Artık bu maçta dersin ki D planı yapacağım. E planı yapacağım. Ana Christina'yı da iparı çalıştıracağım. Yani her şeyi denersin yani. Ya onda motivasyon yok. Bu kadar yaklaşmışsın 5. senenin sonunda takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya. Ve her şey çok iyi gidiyor. Diğer tarafta her şey kötü giderken büyük bir motivasyon var. Yani gerçekten bu ikisi arasındaki farkı merak ediyorum. Ya ben şu aralar Guidetti'ye sevgimin en yüksek olduğu zamanlardan birinde değilim. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olsam da Guidetti'ye saygımın çok yüksek olduğu zamanlar vardı. Onlardan birinde değilim şu anda ama bu maçtaki motivasyonunu, yani bu turdaki motivasyonunu tebrik etmek lazım gerçekten. Nasıl sağladı o motivasyonu? O bir hafta ne yaptı? Meditasyon mu yapıyor? Ne yapıyor? Yani gerçekten oturup dinlemek lazım. Ne yapıyorsun hocam? Yani Vakıfbank ilk defa hani böyle ilk maçtan sonra ilk maçı kötü kaybedip ilk defa hani ikinci maçı kazanmaya çalışmıyor. Mesela 2019 Novara Şampiyonlar Ligi işte Egon'un 4 tane 14-12'den 4 servis sayısıyla mıydı? 2 ace'i var da 4 servis o kullanıyor ama 2 ace herhalde. Son ikisi ace oluyordu. 16-12 altın seti mesela. O maçta da Vakıfbank kendi evinde ilk maçı da bu yıl kendi evinde kaybetmişti. Novara'ya 3-0 kaybediyor. Egon'u 30 sayıyla falan oynamıştı herhalde. İkinci maç Vakıfbank yine makine gibi oynuyor. Maçı altın sete götürüyorlar. Altın sette mesela biraz daha dirençli, biraz daha şey bir takım olarak karşılık veriyor. Hani geçen sene mesela Busto serisi var mesela. Geçen sene değil, ondan önceki sene. Evet, ondan önceki sene. Pandemi senesi. Vakıfbank'ın böyle Busto serisinde de ilk maçı kötü oynamıştı. Yani 3-2 kaybetmişlerdi ama ikinci maç makine gibi yine 3-0. Hani Vakıfbank bunu daha önceden de yapan, hani benim gördüğüm herhalde hani eşleşmedeki en büyük geri dönüş olabilir. Ben bitirmiştim kafamda, ben de zaten oyuncular da bitirmiş duruyordu. O noktadan kalkmak hani Şampiyonlar Ligi tarihinin bence hani gördüğü en büyük geri dönüş olabilir. Şey olarak, ikinci maç olarak. Yani çünkü ben böyle bir şey hatırlamıyorum. 25-10 deplasmandaki kendi evinden şey verip deplasmanda gidip 12-6'dan dönüp 22-20 öne geçti Fenerbahçe ilk sette yani. 22-20 12-6 öne geçti. Ona rağmen hani inanılmaz bir şey görünüş. Nereye bağlayacak mı yani şey maçı tekrar hatırlayınca? Ben Aytun sorusunu... Evet hani şunu söyleyecektim. İlk defa yapılmıyor yani, bu yapıyor. Biz çok şaşırdık. Tarihin en büyük geri dönüşlerinden biri. Ama hani bu ilk defa da yapılmıyor. Biraz daha senin işleri daha sıkı tutman gerekiyor. Mesela Imoku maçında daha sıkı tutuyorlardı işi. Biraz daha hani ilk maç bitince böyle biraz daha az sevinmişlerdi. Ama Vakıfbank ilk maçından sonra mesela ilk maç sonrasındaki sevinçlere bakınca Vakıfbank ilk maçından sonra Fenerbahçeli oyuncuların sevinçlerini ve Imoku ilk maçından sonra Fenerbahçeli oyuncuların biraz daha bu iş bitmedi havasındaki tadına bakabilir insanlar, dinleyiciler. Giovanni'nin motivasyonuyla ilgili de sadece kısacık bir şey söyleyeceğim. Giovanni'yi kaybetmeyi seviyorum çünkü kaybettiğimiz zaman bu durum beni ve takımı savaşçı ve çalışkan bir zihniyete sokuyor demiş zaten daha öncesinde ve sürekli kazanan bir takımda iyileştirme yapmak daha zor. Kaybettiğiniz zaman nereleri iyileştireceğinizi daha iyi biliyorsunuz gibi şeyler söylemiş. Yani kaybederek alevleniyor sanırım, bilmiyorum. Gerçekten kaybettiği maçların bir sonrasında çok iyi dersler çıkarıp yani kendine bir challenge yaratıyor ve o şekilde motive ediyor sanırım. Bir de hani takımı yeniliyor ya 3 senede 4 senede bir, bu da bununla alakalı herhalde. Hani yoksa devam eder ama takım hani 3 senede bir, şimdi Fenerbahçe Vakıfbank'ta 13-14. yılı her 3-4 senede bir böyle bir jenerasyon değişikliği, takım değişikliği, kan değişikliği yapıyor bu ilet. Şampiyonlar Ligi'nin eşleşmelerini bitirmiş olduk. Final eşleşmesine geçmeden önce Fenerbahçe ve Vakıfbank'ı konuşmuşken, Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın Türkiye'de hem lig playofflarında hem de Kupa Voley'de de karşılaşma ihtimali çok yüksek. Karşılaşacak daha doğrusu, yani ihtimalden çıktı artık Kupa Voley hariç. O kesinleşmede henüz. En az 3 maç daha mı var? Evet, en az 3 maç daha var. Lig playoffları ve Kupa Voley'de beklenen olursa bu iki takım oynayacak. Bu iki takım arasındaki rekabetten beklentileriniz neler? Hem bir statü değişikliği var hem de yabancı sınırlaması da tabii söz konusu. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi sınırsız yabancı gibi bir durum yok. Fenerbahçe bundan çok fazla etkilenmiyor Vargas zaten Türk olduğu için. Ama az önce Temmuz'un da dediği gibi Çiyaka oynayamayacak ve Çiyaka'nın katkısı çok fazla. Fener'de de Vuchkov oynayamayacak. Aslı var ya. Zaten Aslı götürür. Büyük ihtimalle yani. Hani lig playoffları ve Kupa Voley için beklentiniz nedir? Şimdi şeyde, ligde yarı finalde oynayacaklar. Kupa Voley'de de muhtemelen finalde. Orada da 2 maç üzerinden oynanacak değil mi? 3 maç üzerinden değil artık. Evet, 2 maç artı altın set. Olursa. Altın set demezsek sanırım. Kupa Voley'de de finalde oynamalarını bekliyoruz. Yani aynen. 3-4 gün önce deseydiniz ki ne olacak deseydim bana, ben yani bu yılın Fenerbahçe'nin yılı derdim. Şu anda bence hepsi ortada. Yani Fenerbahçeli oyuncularla bir geri dönüş yapabilirler şu anda. Ama Vakıfbank'ta oyuncular da tamam ya, yenilebiliyormuş güçlü üçlünün olduğu Fenerbahçe'de deyip çok fazla motive de olabilirler. Bence şu an iki şey de tamamen ortada artık açıkçası. Ya bence Fenerbahçe, yani biz Imoku maçından önce biz bazen şeyleri falan tutturamayınca hani insanlar bize kızıyor ama şey, yani siz söylüyorsunuz çıkmıyor falan ama biz hani böyle olursa
böyle olur diye yorum yapıyorum. Mesela o maçtan önce de şey demiştik. Fenerbahçe'nin tavanı çok yüksek, tabanı düşük. Mokoyla oynadıkları iki maçta ve Vakıfbank'a karşı oynadıkları ilk maçta Fenerbahçe'nin tavanını gördük. Vakıfbank'a karşı oynadıkları ikinci maçta ise Fenerbahçe'nin tavanını gördük. Bence Fenerbahçe tavanı sayesinde bu maçlarda hala bir tık önde ama işin psikoloji kısmı Fenerbahçeli oyuncular ne kadar etkilendi? Teknik ekip ne kadar o maçlar artık? Ben Fenerbahçe hala ligde bu Çiyakan'ın oynamaması ve Fenerbahçe'nin tavanı dolayısıyla biraz daha önde görüyorum Fenerbahçe. Yani %60'a 40 diyorum hala ben orayı. Çünkü hani Fenerbahçe iyi oynadığında Vakıfbank'ın çözüm üretmesi çok kolay durmuyor. Sadece işte işin psikolojik kısmı. Vakıfbank bir daha bence hani bu kadar yüksek konsantrasyonla oynayabilir. Mesela playofflarda oynayabilir ama her şey finalde de oynayabilir. Şu an hani çok şey kalıyor ya. Çok nasıl söyleyeyim. Çok ortada sanki. Yani belirsiz. Psikolojik kısmını çıkarsak ben hala Fenerbahçe öne koyarım ama o psikolojik kısmı benim çok hani ne kadar etkilendiklerini görmem gerekiyor Fenerbahçeli oyuncudan biraz daha. Bir de oynadıklarını. Aynen, ben de tam olarak aynısını düşünüyorum. Özellikle psikolojik olarak ve sonra da taktik olarak nasıl başa çıkacaklar? Hani Vakıfbank bir taktik geliştirdi. Evet, gayet de işe yaradı. Bu bir sonraki maçta da işe yarayacak mı? Terzic buna yönelik bir plan, işte yedek plan geliştirecek mi? Ve oyuncuların reaksiyonları nasıl olacak? Bunlar belirleyici olacak bence. Ben Vakıfbank'ın kazanmasından sonra Vakıf'ın açık ara favori falan olduğunu düşünmüyorum. Ben hala maçı ortada düşünüyorum açıkçası. Yani bu maçları, bu eşleşmelerin inşallah keyifli maçlar olur. Vakıfbank Fenerbahçe arasındaki rekabete ilişkin beklentilerimizden bahsettik. Şimdi de Vakıfbank Eczacıbaşı arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi süper finaline geçelim son olarak. Bizim en başından beri istediğimiz gerçekleşti aslında. Yani eşleşme olarak değil de Türk finali olarak diyeyim. Eşleşme açısından bir isteğimiz yoktu. Yani bireysel isteklerimiz vardı diyelim. Vakıfbank ve Eczacıbaşı arasında süper final oynanacak Torino'da. Bu maça dair beklentileriniz neler? Temmuz'un da tweet attığı gibi, galiba tweet atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Boşko için ilk Şampiyonlar Ligi finali olacak. Egon'un 3 farklı takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefi, 3. farklı takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefi olacak. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Beklentileriniz neler? Şöyle Boşko 3 Şampiyonlar Ligi finalini oynayacak. Egon ise üst üste 4. finaline çıkıyor. 3. farklı takımla yapıyor bunu. Novara ile finale çıkmıştı. 2 kez Imoko ile oynadı. Aslında 5 de olabilirdi. Imoko yenilgisiz gittiği sezonda sezon tamamlanamadı. Hani yoksa 5 de olabilirdi bu rakam. Egon'u yeğleyen bu arada son oyuncu hani son süperstar diyelim Neslihan bu arada. Galatasaray'ın 38 sayılık performansı deplasmanda. 2018. İzlemek isteyenler hani Neslihan Demir diye aratabilirler Novara. Çok tarihi bir performanstır. Neyse. İşte Egonu eğer şu an 3. şampiyonluğu kazanabilir. 3 farklı takımda 3. şampiyonluğu kazanabilir. Şu an daha 24 yaşında. Eğer 4. şampiyonluğu kazanırsa 4 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tarihteki ilk oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi tarihinde. Çıkan Pijini'nin 7 şampiyonluğu var Şampiyonlar Ligi'nde. Krilova'nın hani eski dönemi saymıyor çok sev ama 9 mu 13 mü şampiyonluğu var ama işte genelde işte Bergamo ile kazanıyor Pijini'nin. Krilova ise daha çok Urola Çuka taraftan da kazanıyor öyle hatırlıyorum. Hani Egon'u farklı takımlarla bunu başarıp tarihe geçme ihtimali var. Neyse maça dönecek olursak ben yine hani şunu söyleyeyim. Bu çeyrek final öncesi biz program çekmiştik. O zaman da şey demiştim ben. Bence Eczacıbaşı Fenerbahçe'ye karşı hani hem psikolojik olarak hani Vakıf da çok güçlü bir takım psikolojik olarak ama bence Eczacıbaşı Fenerbahçe'yi durdurma ihtimali yoktu. Hani Eczacı'nın bu kadar taktik olarak güçlü olduğunu düşünmüyorum ve bu kadar yüksek konsantrasyonla bir maç oynayıp Fenerbahçe'nin güçlü silahını durdurabileceğini düşünmüyorum. Zaten Vargas eklendikten sonra geçen sezon, ondan önceki sezon Eczacıbaşı genelde maçları Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kaybediyor. Yani pek varlık gösteremiyordu. Imoko'ya karşı da hani Imoko daha sağlam bir takım şey olarak baktığımızda. Şansını daha düşük görüyordum. Fener Vakıfbank'ın ise biraz daha işlenmeye açık parçalar vardı. Bence Eczacı için Vakıfbank'ın gelmesi hani Fenerbahçe ve Imoko'dansa daha iyi oldu. Bunu ben çeyrek final öncesinde de söylemiştim. Çok inanmıyordum ben buradan Vakıfbank'ın çıkabileceğine çünkü hem Imoko'yu geçmesi hem Fenerbahçe geçmesi çok çok zordu. Başardılar bir şekilde ama Eczacı için bunu söylemiştim yanılmayarak. Hani hala da aynı düşünüyorum. Çünkü hem boş koşuşta karşısında Egon olursa eğer biraz daha ekstra bir motivasyonla oynar diye düşünüyorum. Ve bence hani lig finalinden daha önemli görecek bunu. Çünkü lig finalini kazanması Fenerbahçe de gelse, Vakıfbank da gelse. Ben ligde Vakıfbank'a karşı lig finalini hani 3 maçlık 3 maç kazanmaları gerekiyor 5 maç içerisinde. Serileri bu kadar iyi oynayan bir Vakıfbank'a karşı Eczacı'nın şansı olacağını düşünmüyorum. Ama tek maç üzerinden Maya'nın şampiyonluğu yok. Boşko için şampiyonluğu yok. Eczacı'yı ben hani günlük performansa bağlı bence. Biraz Eczacı'nın şansı var. Aytuğ, sen ne düşünüyorsun? Temmuz konuşurken şunu fark ettim gerçekten. Beynim bunu düşünmeyi reddediyor şu anda. Bu finalin gerçekten Eczacı mı Vakıf mı düşünesim gelmiyor. Katılıyorum Temmuz'un söylediklerine. Eczacı'nın bence de tek yani şey şansı bu. Eczacı çok kırılganlaşabilen bir takım.
Yani ligde başta diğer takımlar form tutmadan önce daha iyilerdi ama şu anda artık yani diğer takımlar formlarını tutmuşlarken seri kazanması bence daha zor Eczacı'nın. Yani ligde büyük ihtimalle finale çıkar. Dördüncü olacak olan takımı geçer playofflarda. Ama daha zor olduğunu düşünüyorum. Bakalım yani. Herhalde Şampiyonlar Ligi finaline onlar da odaklanacaklardır. Ortada olmasından ziyade ben Vakıfbank'ı birazcık daha şanslı görüyorum açıkçası. Çünkü yani Eczacıbaşı Boşkoviç'e çok muhtaç. Boşkoviç'in çok çok iyi oynamasına çok muhtaç. Ama o olursa da çok çok durdurması da çok çok zor tabii ki. Vakıfbank'ı bir tık daha şanslı görmekle beraber ortaya yakın herhalde. Vakıfbank zaten bu oyuncuların hepsi çok tecrübeli oyuncular. Vakıfbank çok net favori olarak görmüyorum. Hani Vakıfbank tabii tecrübesiyle, kalitesiyle, büyük maçları oynama şeyiyle biraz daha önde basıyor bu maçta. Hani Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da gördük Eczacıbaşı'na karşı. Ama dediğim gibi ben böyle çok net favori görmüyorum Vakıfbank'ı. Ben de öyle. Ben de ortada görüyorum maçı. Zaten Vakıfbank'ın hata sayısı da çok fazla ve bazı zaafları da var. O zayıf yanlarına iyi çalışabilirse Eczacıbaşı şansının yüksek olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Eczacıbaşı'nın da bazı zayıf yanları var. Yani tek maç her şey mümkün. Her şeye açık gerçekten. Şampiyonlar Ligi finali ve sezonun en son maçı lig playoffları oynandıktan sonra oynanacak. Hani psikolojiler, Tarih sağlık neydi? durumları, form durumları 20 Mayıs. Hani ne durumda olacak onlara da çok bağlı, çok fazla değişkene bağlı. Ben ortada görüyorum. Neden Torino'da olmasında ısrar ettiyse çok anlamıyorum ben açıkçası. Belki yani Polonya Federasyonu ve Türkiye Federasyonu da çok yanaşmamışlardır şimdi son anda böyle bir değişiklik yapmaya ama yani iki tane Türk takımı final oynarken bu maç Burhan Felek'te olsaydı ya da Ankara'da olmaz iki tane İstanbul takımı da Burhan Felek'te olsaydı da gitseydik yani. Evet, gitseydik çok iyi olurdu ama gidemeyeceğiz maalesef. Böylece programımızda Şampiyonlar Ligi maçlarını da konuşmuş olduk. Sizin bu arada eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle benim son katıldığım programda mikrofonla ilgili çok fazla eleştiri gelmişti. Aslında mikrofon değiştiğimde ben mikrofon değiştiriyorum bu arada. Hani kulaklıkla normalde yeterli oluyor işte. JBL'i denedim. Farklı kulaklıkları denedim ama sürekli bir program hani sürekli aynı mikrofonla kayıt almıyorum. Son mikrofona falan baktım ama mikrofondan çok anlamadığım için karar veremedim. Birkaç tane de öneri aldım mesela. Ryzen mi? Samsung falan. O böyle bir iki çok alakam olmayan bir yer. Dediğim gibi hiç mikrofondan anlamıyorum. Deniyorum farklı mikrofonları da hani. Neyse mikrofon almaya karar verdim. Uzatmayayım. Bana dinleyiciler daha önceden kullandıkları mikrofonu veya bir şekilde bir öneride bulunabilirler mi? Yardımcı olabilirler mi? Onu söyleyecektim. Tamamdır. O zaman yorumlara yazarlar herhalde bilgisi olanlar. İnşallah. Teşekkür ederiz şimdiden. Dinlediğiniz için de şimdiden yorumlarınız için de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.